Türk silah üreticisi Canik, Amerika Birleşik Devletleri'ne en çok silah satan firmaların başında geliyor. Amerika'dan ve bölgeden gelen talebe adeta yetişemeyen Canik, sürpriz bir hamleye imza attı. Türkiye'nin ateşli silah üreticilerinden Canik, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu fabrikada Aralık ayında seri üretime başlamaya hazırlanıyor. Canik'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Amerika'da hayata geçirdikleri yatırıma ilişkin soruları cevapladı. Aral, Canik'in sadece Amerika Birleşik Devletleri pazarına yaptığı satışla dünyada 5. en büyük şirket olduğunu belirtti. Canik için önemli bir pazar olduğunu dile getiren Aral şunları kaydetti. Bu pazarda 2017'de sınır güvenliği ve gümrük ihalesini almış olmamıza rağmen Amerika'da üretimimiz olmamasından dolayı puan olarak geride kalmıştık ve başka bir Amerikan üreticisine işi kaptırmıştık. Geldiğimiz noktada yılda 500 bin tabanca üretim kapasitesine ulaşmış bir şirket olarak artık Amerikan ordusu ve polisinin de ihalelerini almak istiyoruz. Güney Florida tesisi sadece hafif silah için değil, ileride ağır makinalı tüfeklerimizi, toplarımızı da Amerika'da üretip Amerikan ordusunun hizmetine sunacak vizyonda yaptık. Bir ülkenin ihtiyacının bir firma için yeterli olmayacağını vurgulayan Aral, bu yüzden global pazarlarda başarılı olmayı amaçladıklarını bildirdi. Ürettikleri silah ve silah sistemleri grubunda Amerika'nın en büyük pazarlarından bir tanesi olduğuna değinen Aral, amacımız globalde pozisyonumuzu büyütmek. Bu vizyon doğrultusunda da Amerika'da fabrika açma ihtiyacı duyduk diye konuştu. Aral, Güney Florida'daki üretim tesisinin toplamda 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Bütün Amerika operasyonlarını bu tesisten yürüteceklerini belirten Aral, artık kalifikasyon yapıyoruz. Muhtemelen Aralık ayında da seri üretime başlamış Shot Chow'la beraber Amerikan olan ürünlerin lansmanını yapıp orada da sevkiyatlarımıza başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde ürettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeyi düşünmüyoruz. Oraya spesifik ürünleri üretmek istiyoruz. Aksi halde kafalarda bir karışıklık olur. Hangisi Amerikan yapımı, hangisi Türk yapımı diye. Bu kafa karışıklığı olsun istemiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'deki karlılığı Amerika'da da sağlayabilmek için otomasyon yatırımlarına önem verdiklerini anlatan Aral, hem ürün seçiminde hem de teknolojilerde farklılıklar oluşturduklarını aktardı.